Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah'a hamdü senalar bolsun ki Ramazan ayının uluğ keçelerinden biri de sizlerinin Endülüs namli cami mescidlerinizde teravih namazı devamında marifi sohbet otkazışımızga müyesser kıldı. Daima takdirlenmedik bu sohbetler elbette siz bilen biz mumun musulmanlar için cüda zarur. Dinimiz, diyanetimiz, şeriatimiz, özümüzni, elimizni, yurtimizni faydasını demek düşünüp yetiş, çünkü muvafık amal kılış için nihayette zarurdur. Ötken sohbetlerimizde bizi cemiyetimizde başka cemiyetlerge okşap, sağlık, selametlik doğrusudaki kılınıyatken işlerde bazı bir falbınmadı, bahşimadı, kinnacımıda, ilgirmıda, yana şunga okşagan adamlarını aldab, pulunu alıp, sağlığa zarar yetkazanlardan çetlenip, şeriatımız körsetmesi boyunca tıbbiga müracaat kılışımız, mutaxassis tabiplerde davalanışımız zaruretini aytıp ettik. Bundan sonra bizi dinimiz tababatını dünyada birinci olup, kay tarzda güzel manada mumun musulmanlar dinimiz talimatı esasında yolga koygallarını zikir kılıp ettik. Ötken sohbetimizde dünyada birinci olup Müslümanlar şifahaneler kurganı, şifahanede bemarlarını davalaşını yüksek seviyede yolga koygallikleri, oşa şifahanelerde talim, yani ki tibbi talimler alıp barırganı, bundan başka halklar hem manfaat alganı, ve özleri kayıl kalıp kitaplarına yazganı doğrusu da yapırıp otgan edik. Bugün endi oşa dünyada mumun musulmanlar birinci bolup kurgan şifahanelerde bemarlarını davalaş adabları kandak bogarlığı doğrusu da söz başlayımız. Mumun musulman tabipler dinimiz talimatı esasları da tıp kesbini egellep, işlep, adamlarını davalaş cereyanıda hem şu dinimiz talimatlarını özlerini hayatlarına tatbik kılıp işki gelirler. Bana şu işini huddu namaz, roza kabı özlerine mecburiyetle bilgeler. Şu işini iman etikadı men kılsa sevap alışını düşünüp yetkerler. Bu işte nuksanga yol koysalar, bu işini demek arkaya sürseler, hatta namazda nuksanga yol koygan ya ki arkaga surgan kabi günahkar bo'lishini ham bilganlar. Ana o'sha tabiblarga yana ulamolarimiz nasihatlar qilib, tabiblik odobi va boshqa gaplarni ham kitoblar qilib yozib o'rgatib berganlar. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha tabiblar shunday keladi kitoblarda o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi sevgan kishini davolash paytida qanchalik ahamiyatli bo'lsa, qanchalik puxta ish qilsa, qanchalik ixlos bilan ish qilsa, o'zini dushmanini davolayotganda ham shunchalik ahamiyatli bo'lish kerak. Shunchalik puxta ish qilish kerak. Shunchalik ixlos bilan ish qilish kerak. Bu tabib bu. Ana, Allohning dini unga shuni buyuradi. O'zi yaxshi ko'rgan odamni yaxshi davolab, o'ziga yoqmaganga bo'lmagur davoni berib, kasalini ziyoda qilish yoki uni kasalini tuzalishini orqaga surishga musulmon tabibning haqqi yo'q.
Gayri din ne deme yaptı? Düşmanı ne? Gayri dinden ham bu battar düşman. Ana düşmanga ham mu'min musulman tabi o şey özünü dostuga. En yakın kişisiga qanchalik ahamiyatli qarasa shunchalik ahamiyatli, qanchalik ixlos bilan davolasa shunchalik ixlos bilan davolash kerak deyiladi. Va bunga ana mu'min musulmonlar tabiblarimiz amal qilishgan. Kim kasal bo'lib kelsa, unga jonini fido qilib qarashgan. Ulamolarimiz shu Qur'oni Karim ta'limotlari, shariatimiz, hadislar asosida ularga yo'riqnomalar ham ishlab berganlar. Bizi dini adabiyotimizda adabut tabib degan o'ziga xos bir yo'nalish bor. Tabiblarning odobi, ya'ni tabiblik qilish odobi. Shulardan bittasi bundan 1200 yil, balki undan ko'proq yil, 300-chi hijriy sanalarda Ishoq ibn Rohaway al-Marvaziy deb atalmış buyuk olim, bizi vatandoshimiz. Ana o'sha kishining Adabut Tabib degan kitoblari. Ana shunda tabibning shaxsi qanday bo'ladi? Tabobat ishini, tibbiyot ishini qanday oboradi? Bob-bob qilib ko'rsatgan. Avvalo deydi, tabib o'zini shaxsini mukammal qilsin. Pokiza yursin, tahoratli yursin, namozini vaqtida o'qisin, shariat ilmlarini va tibbiyot ilmlarini tinmasdan o'qib, marakasini oshirib borsin deydi. Mehnatiga ixlos qilsin. Bemorlarga o'ziga ehtiyoji tushgan din qardoshi, insoniylik qardoshini vakili sifatida hurmat bilan qarasin. Bemorlarni odobi ham o'sha yerda bor. Bemor bo'lganda ham o'zining odobi kerak. Bemorlik odobi uni ham keltiradi. Bemorni ko'rgani kelganlarning odobi qanaqa? O'zini ko'rgani kelganlar bilan bemor qanday odob asosida muomala qilish kerak? Hammasi yozib qo'yilgan. Ana o'shalarni tabiblar, mu'min musulmonlar o'rganib, tabiblik tabiblanigini qilganda o'sha odoblarga amal qilgan. Bemor bemor bo'lganda tabib bilan bo'ladigan muomalasida, o'zini ko'rgani kelganlar bilan bo'lgan muomalasida o'sha odobnomaga asosan odob qilgan. Boshqalar birovni bemor bo'lib qolganini eshitganida ko'rgani borishi kerakligini bilib, odob bilan ko'rgani borishgan, hammasi go'zal ravishda bo'lgan. Bemorlar nihoyatda katta ahamiyat bilan davolanishib, yaxshi bir, demak, baxtga, saodatga ega bo'lishgan. Xuddi mana shu holatni qadrini bilishimiz uchun musulmonlarni bunga amal qilganligini ahamiyatini bilishimiz uchun qarshi musulmon emas xalqlarni o'sha vaqtdagi holatidan ham namuna keltirishadi olimlar. Xuddi o'sha paytda biz aytayotgan paytda bundan 1000 yil oldin, 1100 yil oldin paytda bu dunyoni boshqa yerida unaqa gap yo'q edi. Usama ibn Munqiz degan bir pahlavon askarboshi odam bor. Shu odam Avropalik katta askarboshi bilan bir safarga chiqib, yo'lda suhbatlashib ketgan ekan. Haligi odamning oti Franklin von Berin degan katta askarboshi ekan. Yo'lda ketayotib o'zini boshidan o'tgan bir qissani aytib bergan ekan. Bizi askarboshimizlarimizdan bittasi jarohatlanib, juda qattiq kasal bo'lib qoldi. Hech imkoni qolmadi. Shunda o'zimizni rohiblardan, diniy rahbarlardan eng kattasini oldiga borib iltimos qildik. Eng aziz odam, juda mashhur odam, shu odam bemor bo'lib hech ahvoli yaxshi bo'lmayapti. Siz borib bir ko'rib qo'ying deb yalindik, yorvordik. U bo'pti, borib ko'raman dedi. Biz hammamiz xursand bo'ldik. Shu katta ruhoniy odam borib bir nazar solib qo'ysa, bir dam solib qo'lini silab qo'ysa, shu sherigimiz xudo xolasa turib ketsa kerak degan umidman boryapmiz deydi. Borib kiribdi. Ali bemorni ko'ribdi. Unda qarab turib yumshoq sham olib kelinglar dedi. Yumshoq shamni olib qo'liga burab-burab bir dumaloq qildi deydi. Ikkitasini olib haligini burniga suqib qo'ydi kasalni deydi. Kasal burnidan dam kirmagani uchun ikki uch xirqilib joni uzildi deydi. E o'ldirib qo'ydingiz-ku buni desa, ha tezroq olsin deb qilib qo'ydim dedi. Aniga.
Şunu akıllı yatmasın tezra olupsa olup kola vursun da bunu da şam tıkıp koyup. Başka halatlarda hem şu. Bunun misalları cüda köp. Özleri aytadı, başkaları aytmaydı, tokumaydı. Özleri aytadı. Onlarını etikadı boyunca insan kesal olsa Allah'ını gazabıga, takdirini azabıga uçuragan deydi onu. Bundan hazar kılışadı. Yakın ediyen bormaslık gerek bunu. Çünkü Allah'ın gazabıga kaldı bu. Takdirini azabıga kaldı. Yakın borsa kesafatı uğradı. Şunun için bir marka organı varış, onu davalaşka uğruyuz, onu oşuyan gaplar, onlar da begana yat narsa. Ana şimdi payıda Müslümanlar haligi halatını yüzüge keltirişge. Adab, ahlak, insaniyet yukarı derecede bu gelgeden. Hop, endi o şey davalaş işleri devam et yaptı. Tabip davale yaptı. Bemar davalan yaptı. Kadımdan, İslam'dan aldın hem hop tabip bir bemarını davalagende hata koysa ne mi buladı? Degen savol çıkkan. Bunga her kim her hırga paytken. Bazı bir tayyipalar aytgan ki agar tabip hata kılıp bemarga nima zarar yetsa tabibni ham o'ziga ham shuni zararini qilish kerak. Tabib xato qilib bir odamni qo'lini cho'loq qilib qo'ysa, uni ham qo'lini kesish kerak. Tabib xato qilib birovni o'ldirib qo'ysa, o'zini tabibni o'ldirish kerak. Bunday jamiyatlarda birov tabibchilikka qiziqmay qolgan. Chunki xato qilib qo'ysa, yo qo'li kesiladi, yo oyog'i, yo o'zini o'ldiriladi. Hech kim unaqa kasbni qilmaydi. Boshqa bir jamiyatlarda tabib nima qilsa qilaversin, javobgarligi yo'q degan. O yerde hem bir taraflamalık, tabipler hiç masuliyetini sezmeydi. Ne mani kısa, haklısa kıla uğradı adamların tecrübe kıladı bugün günkü hoşaf. Garipte şuna kolu bazı neşte skorga düştü. Adamların tecrübe kıldı. Müslümançılığı da açı. Müslümançılığı da Allah'ın şeriatı boyunca tabipini, masuliyeti ve hak hukukları belgilendi. Tabip, tababatını kıptırıp, ihlas bilen demek işilese, dengeselik kımasa, beparvarlık kımasa cevapgarlığı yok. Lekin beparvarlık kılıp kişiye, insanga zarar yetkisi tola beredi. Tola beredi. Şimdi şu, bana şu nokta kıyın, tola veriş noktası. Kanday iş kısa tabibini beparvabı oldu deydi, kanday iş kımasa urun diyor, ilacını kılalmadı deydi. Ana şunu ham bizim fakihlerimiz yetişip bergen. Tabib urunup, hareket kılıp, tıpta kursatırken hem manarsanı kısa, onda o cevaplar emez. Şunu gidelim. Tabib hali tecrübeden otmagan, bir işini, kesalını ozu, manga şunu kıgındı yaptı. Yok, bizi tecrübemizde yok dese, yok manga kıla olur, şu iltimas sengedi yaptı, karındaş ruhları keli yaptı. Ozu, macbur kılıp tabibini, o şunun işini kıldırışka kılıp, keyin kesalga zarar yetse, kesalını ozudan indi. Tabibini özü mecbur kıldı. Şunun için bugün günde huddu şu kayda boyunca bazı bir kasallardan, karındaşlardan tılkat alınladı. Bu işi Müslümanlardan kogan işini devamı bu. Ben özüm bir nesep olsam özüm cevap vermendir, tılkat yazı verse keyin o işini kıyam. Ana manaşınaka narsalar hemmesi Müslüman alamıda ilmi asasda. Hali dünyanın birer yerinde boğmagan paytida yolga koyulgan. Keyin cemiyatlar köpeyip, adamlar köpeygende bugün gibi okşap tabibliğinde hava akıllıdakalar köpeyip gitti. Manam tabibim, bunu suyam körü yaptı. Şunda 311. Hicri senede, 930. yıllarda meyladi hesap boyunca Halife Muqtadir Billah tabiblerini imtihan kılıp şehadet arkali işleşini yoluna koydurdu. Dünyada birinci madde. Tabiblerini imtihan kılıp şehadet namı verip o şu şehadet naması bar işleydi, başkası tabiplik kılarmaydı. Kısa, cidinacı cevapkarlılıkı tartıladı. Birinci Bağdat şehrini o şu imtihandan otkızıştı. Şunda ayet edeyi ki, maşhur hamma tanagan tabiplerden, katta saraylarda işleyirken tabiplerden taşkarı, yani 860 kişi şehadet aldı. Bitti şehirde. Bağdat şehirde. Demek maşhur tabipler neşte olsa var.
Malum joylarda ishlab ishidan hamma qoniqib turganlar yana nechta bo'lsa bor. Ulardan tashqari 860 kishi imtihon topshirib shahodatnoma oldi. Bitta shahardan, Bag'dod shahridan. Ulamolar aytadiki, xuddi o'sha kunda Yevropada bitta ham tabib yo'q edi. Yo'q edi. Ana shunday qilib ishlar yo'lga qo'yildi. Chiroyli bo'ldi, xayrli bo'ldi, barakotli bo'ldi. Ana mana shu demak ishlarni qilish bilan birga mo'min musulmon ummat tibni rivojlantirishda dunyoga eng katta hissa qo'shgan ummat hisoblanadi ilm borasida. Ya'ni turli kasalliklarni kashf qilish, ularni davosini izlab topish hammasida musulmon ummati peshqadam bo'lgan. Chunki musulmon bo'yicha tib sohasini mutaxassislari Rasul Akram alayhissalatu vasallamning qaysi dard borki davosi bordir degan hadislarini mahkam ushlashib olgan. Dardni tushirgan Alloh davosini ham tushirgandir. Davo dardni topsa kasal tuzaladir degan hadis bor. Shuning uchun nomiki kasal bo'lsa tuzalishi kerak degan tushuncha bilan ish qilishgan. Shuning uchun dunyodagi barcha o'zlariga yetib kelgan kasalliklarni o'rganib, ilmiy tahlil qilib, tajribadan o'tkazib davosini topishgan. Davosini topishgan. Buni endi aytib oxiriga yetkazib bo'lmaydi. Nihoyatda ko'p narsalar kashf qilingan. O'sha musulmon madaniyati rivojlanguncha dunyoni barcha taraflarida yakkam-dukkam 5 ta 6 ta kitob bor edi xolos. Musulmon tabiblar haligini olib o'qishgan, Jali Yunusning kitobi, palonchining kitobi, stansir. U tib kitobimi, falsafami ajratib bo'lmaydi. Odamning sog'lig'i uni to'g'risida gap bor, bir qoniqarli narsa yo'q. Shuning uchun o'zlari kitob yozishni boshlashgan. Kitobni ko'p to'lg'izish o'rgan musulmon olamini. Tibbiyot bo'yicha kitoblar. Juda ko'p narsalar yozilgan. Kasallarga shifo yozilgan, hamma narsa qilingan. Bitta mana bizi buyuk vatandoshimiz Ibn Sino rahmatullohi alayhini oladigan bo'lsak, shu kishini kitoblari juda mashhur bo'lgan. Ko'p kitob, bitta kitob misol uchun Qonun fitb degan kitobi Yevropada 700 yil darslik bo'lgan. 700 yil Yevropa tib bo'yicha Ibn Sinoning kitobidan boshqa kitobni bilmagan. Qayta-qayta chop qilishavergan. O'sha Jali Yunus nimani Yunonni katta faylasufini ham bir tib kitobi bor ekan, bir marta chop bo'lganidan to'xtagan. Ibn Sinoniki to'xtamasdan chop bo'lavergan. 700 yil Yevropaga Ibn Sino ustozlik qilgan. Bugungi kunda yevropaliklar shuni biladiganlari, dunyoda Ibn Sinoning kitobicha ko'p o'qilgan kitob yo'qdir deyishadi. Ana, mana shunaqa holatlar. Endi mana shunday katta, keng ko'lamda oborilgan ilmiy kashfiyotlar, tibbiyot bo'yicha yozilgan kitoblar, qilingan amaliyotlar hammasi demak qolgan. Endi uni asta-sekin, asta-sekin musulmonlar o'sha yuqoridagi dinni to'g'ri tushunish saviyasidan pastlashib, dindan uzoqlashib, tibdan uzoqlashgandan keyin yevropaliklar ularning qo'l yozmalarini o'qib o'rganib, rivojlanib, ancha ishlarni qilishdi. Hozir endi juda o'tishib ketdi. Lekin shu yerda ko'pchilik ahamiyat bermaydigan bir narsa bor. Shu musulmonlarning kitobini o'qib, o'rganib, shundan fikr olib, uni hayotga olib chiqib qilib, men musulmonlardan o'rgandim demasdan man qildim deyishgan. Bunga o'sha o'zi yevropaliklar, jumladan kecha ham gapirganimiz mashhur sharqshunos Zigrid Hunke xonim hujjat dalil bilan keltiradi. Aytadiki, 1924 yilgacha butun dunyo insonning qon aylanish sistemasini ispaniyalik Cervantes degan odam va angliyalik Harfi degan odamlar kashf qilgan deb yurishar edi. Butun dunyo shuni tan olgan, hamma yerda shu yoziladi, shu chiziladi, shu aytiladi. 1924 yili Misrlik Abdul
Abdulmun'im Pantavi degen aspirant yigit bir kol yazmanı organib doktorlik dissertasiyasini Germaniyada yoqlaydigan bo'ldi. İş başlandı. U kol yazmanı organib hammasini qilib kelib. Endi imtihon boshlanganda aytdiki, dunyoda insonning qon aylanish sistemasi bo'yicha Jalinus aytgan gap noto'g'ri ekanligi, to'g'risi qanday ekanligini musulmon olim Ibn Nafis degan kishi kashf qilgan degan xulosani chiqardi. Haligi ayol aytadi, hammamiz dahshatdan qatib qoldik deydi. Bu qanaqa gap? Biz 1616 yildan beri odamlarni aldab yurganmidik? Buni servatis qilgan yoki harfiy qilgan deb. 1616 yil shunga gapirib yurdik. Bu bola kelib Misrlik bir manqa bunaqa gapni gapiryapti. Ehtimol bu o'zicha narsalarni qilgandir. To'xtaylar deb haligi ilmi ishni to'xtatib qo'yib deydi, hammamiz kutubxonaga yugurdik deydi. Kim bo'lsa mana shu ishdan xabardor kitob varaqlashga tushdik deydi. U yog'ini qarasak ham shu bolaning gapi to'g'ri chiqyapti, bu yog'ini qarasak ham deydi. Oxiri hammamiz yana yig'ilib, ha mana shu Abdulmun'im Tantaviyni gapi to'g'ri, doktorlik dissertatsiyasi bunga unvoni berilsin dedik deydi. Ana bitta musulmon odam bitta qo'l yozmada kashf qilib ketgan narsani bular o'qib olib 300 yil, 400 yil, 500 yil keyin man qildim deyishgan. Xo'p, bizda hozir bo'g'in kasalligi, bo'g'inlar shamollashini nima kasal deymiz? Bot kasal deymiz, a? Bot kasal. Bot degani bir ajnabiy pot degan odam nomidan olingan. U mashini men kashf qildim degan. Aslida buni Zahroviy degan musulmon odam kashf qilgan. Haligi holat. Yana bir qancha shunaqa dalillar bor, buni gapirib, gap cho'zishning hojati yo'q. Dalil, hujjat haligi gap. Musulmonlarni qilgan ishidan boshqalar men qildim deb foydalanganligini ularni o'zlari isbot qilib, gapimiz yolg'on ekan, rosti bunaqa ekan deyishyapti. Xo'p, mana shu ishlar hammasi demak musulmonlarni o'sha tibbiyotga qanchalik ahamiyat berganliklarini bildiradi. Ibn Sino, boshqa ulug'larimiz osmondan tushib qolgani yo'q ular. Shu yerda tug'ilib, yerda o'sib, mana Buxoroda, u yer bu yerda shu tib madrasalarida o'qib, ustozlardan dars olib, o'rganib bo'lgan. Bittagina O'rta Osiyo bo'yicha Ibn Sino o'zi tabib bo'lgan emas. Kimdandir o'rgangan, kimdandir o'qigan, kimdandir shogird tushgan, kitobini o'qigan, tahlil qilgan, keyin borib Ibn Sino bo'lib tanilgan. Bularni ham biz yaxshilab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, jarrohlik ishlari boshqalarini demak bajarish uchun imtihon, tabiblarni imtihondan o'tkazish yo'lga qo'yildi. Avvalgi aytganimizdek, imtihon olib shahodati bor tabiblik qiladi, qolganini to'xtaydigan bo'ldi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohning nomi bilan palonchi pistonchi imtihondan o'tdi. Buni bilimi yaxshi ekanligi, tajribasi durust ekanligi, tabiblik qilishga layoqati borligini tan oldik. Bunga palon narsalarga ruxsat beramiz. Misol uchun aytyapti, mana o'qigan nimada tomirlarni ochishga ruxsat beramiz deyapti. Bavosirni kesib olib tashlashga ruxsat beramiz deyapti. Jarohatlarni tikishga ruxsat beramiz. Palonchiga ruxsat beramiz, bolalarni poklashga deyapti. Bolalarni poklashga degani o'g'il bolalarni xatna qilishga. Ko'ryapsizlarmi? 1200 yil oldin xatna qilishga shahodatnoma kerak ekan. Bolalarni, o'g'il bolalarni xatna qilishga imtihon topshirib, shahodat olib katta tabiblardan ruxsat olgan odam kerak ekan. Biz bunga mana shu ishlarni qilishda Allohdan qo'rqishga, doimo malakasini oshirib borishga ustozining maslahatidan foydalanishga nasihat qilamiz deb yozib qo'yibdi. Mana bugun biz ham bolalarni kim ko'ringanga, demak, xatna qildirmasdan shahodati borga xatna qildirishni yo'lga qo'yishimiz kerak hozir. Hozir uncha kamayib qoldi, boshini boshqa vaqtida noto'g'ri kesib qo'yib, bolalar kasal olib, har xil holatlar bo'lgan. Bu nozik narsaligini bobolarimiz asrlar osha avval bilib, mana hujjatlashtirgan ekan bularni. Ana o'sha hujjatni olganlar demak ishlashgan, hamma narsalarini yo'liga qo'yishgan, hammasi go'zal tarzda demak yuragiga chiqqan. Dorishinoslikni birinchi musulmonlar tashkil qilgan.
o'simliklardan, ximyoviy moddalardan dorini qilishni musulmonlar tashkil qilgan. Dori ichish qiynalganlarga suyultirib dorini shirin qilib berishni ham musulmonlar qilgan, uni sharob deb atishgan. Sharob ichimlik. Yevropaliklarning tili kelmasdan sirop deyish bo'lgan. Hozir biz hammamiz o'sha sirop desa ularning gapi deb tushunamiz, lekin aslida bizi gapimiz o'. İçimlik degani. Quruq dorini icha olmaydi odamlar, shuni suyultiradi, shakar qo'shib shirin qiladi, sharob bo'ladi. Sharobni ular tili kelmasdan sirop deyish bo'lgan. Hozir yana shunaqa bir gap aytsam hammalarni sayron qilasizlar. Hozir men so'rasam apteka degani nima degani desam hamma dorixona deydi. Lekin o'zi apteka o'zi musulmoncha gap. Dorixonalarni dunyoda birinchi bo'lib musulmonlar tashkil qilgan. Dorixonada nima qilgan? Dorilarni kichkina-kichkina xaltalarga solib qo'yganda kelganlarga nimaga o'rab bergan. O'sha xaltalarni takka deydi. Ha, Abu Takka degani o'sha takkalari ko'p do'kon degani. Ana shuni ular ayta olmasdan apteka deyish bo'lgan. Nemislar hozir ham apoteka deydi, yozib qo'ygan hamma yerga apoteka deb yozishadi ular. Demak, Abu Takkalar bu dorixonalar. Musulmoncha nom. O'sha dorixonalar Bag'dodda boshqa shaharlarda bir shaharda 370 ta, 380 ta dorixona bo'lganda, nariyoqda hech narsa bo'lmagan. Dorixona nimaligini bilishmagan. O'sha Zingret Humke aytadiki, Paris tib kulliyasini dunyoda eng kichkina kutubxonasi bor edi deydi. Bir dona kitob bor edi deydi. Lekin bu kitob juda qimmatli edi. Hattoki o'sha vaqtning podshosi mana uncha kumushni, mana uncha sof tillarni haq qilib berib, o'sha kitobdan bitta nusxa ko'chirtirib olganida o'zimni oilamda foydalanaman deb. Uni avaylab aslasharida, hamma yog'ini urashib qo'yganida, undog'ida, bundog'ida deb kelib-kelib, bu kitob qanaqa kitob desa, musulmon tabib roziyining kitobi edi deydi. Ana kitoblarning qadri boshqalar. Biz bularni bilishimiz kerak. Biz musulmonmizligimiz faqat namoz o'qish, roza tutish, Qudoyati Qur'on, zikr bilan chegaralanib qolmasligini bilishimiz kerak. Masjidga kirib musulmon bo'lib, shifoxonaga borib, o'zimizni kimligimizni unutib qo'ymasligimiz kerak. O'sha yerda o'sha odobimizni saqlashimiz kerak. Nafaqat tibbiyot bo'yicha, balki hayotning hamma sohasida sodiq odamlar bo'lishimiz kerak. Foydali odamlar bo'lishimiz kerak. O'sha yerda o'zimizni musulmon inson sifatida qanday tutishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Bozorga kirsak, sotuvchi oluvchidan iborat bozor. Orada dallol ham bo'ladi. Demak, musulmon sotuvchi bo'lish kerak, musulmon xaridor bo'lish kerak, musulmon dallol bo'lish kerak. Namozni o'qib chiqib bozorga boraver, uchovi bir-birini aldamasligi kerak. Yolg'on gapirmasligi kerak. Tarozidan urib qolmasligi kerak. Yo'lga chiqsa yo'lovchimiz va haydovchimiz bor. Orada yana kim bor? Demak, yo'lovchi yo'lovchining odobini bilish kerak. Haydovchi haydovchining odobini bilish kerak. Musulmonchilik bo'yicha ish ko'rish kerak. Ikkovi bir-birini haqqini poymol qilmasligi kerak. Bir-birini haqqini urmasligi kerak. Yo'lovchi haq bermasdan qochib tushib ketmasligi kerak. Haydovchi undan ko'p olmasligi kerak. Hammasining odobi bor. Mana shu haqiqatlarni bilishimiz kerak. Bizda ana shu noto'g'ri tushunsa, masjidga kirib namoz o'qib chiqsang bo'ldi. Ramazon kelsa bir amallab ro'zani o'tkazib olsang, u yog'i 11 oy o'zing bilasan. Unaqa emas. Men mana shu tib sohasida ko'p gapirdim, chunki odamlar shuni tushunsin. Tib sohasi nima bo'lsa, boshqa sohalar ham shu. Savdo sohasi ham, tijorat sohasi ham, yo'l sohasi ham, dehqonchilik ham, korxonada kasbkor qilish ham hammasi shunaqa. İnşallah yana suhbatlarimizni davom ettiraveramiz. Alloh subhanahu va taolo dinimizni yaxshilab qunt bilan o'rganib, unga ixlos bilan amal qilib, hayotimizning barcha sohalarida yuksak darajalarga erishishimiz, go'zal musulmon namunasini namoyon qilishga muvaffaq bo'lishimizni o'zi nasib etsin. Buyuk Ramazon oyida olib borayotgan ushbu ma'rifiy suhbatlarimizni samarasini mo'r ko'r qilsin. Hammamiz bulardan foydalanib, oilamiz, ahli ayolimiz, qavmi qarindosh, yori do'stlarimizga ham aytib, go'zal bir odobli insonlar bo'lishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين O'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'minu mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning vatanimizdan o'tgan mu'min va mu'mina bandalarini, ushbu dahadan o'tganlarni, bu masjidni qurib o'tganlar, bu yerda ibodat qilib o'tganlarni, hozirda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turganlardan o'tgan barcha azizlarini Parvardigora bahramand aylagin. Alarni g'ariqi rahmat, shoistayi jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul qilgin va oxiratlarini obod bo'lishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon kechalarining birida o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda Taravih namazıda, hatmi Kur'an esnasıda, özünge kol uzatıp dua kılmaktamız, Parvardigara özün bu dualarımızını kabul eylegin. Kündüzleri umut bulan tutuyatken rozalarımızını kabul kılıp, acrini, sevabını köpeytirip bergin ve ahirette bizlerge şefaatçi buluşunu nasip etkin. Keçeleri bedar bulup kılıyatken hatmi Kur'anlarımızını hem Parvardigara kabul eylegin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Xalqimizga Ramazon oyida Qur'onni, xatmi Qur'onni uyushtirgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli, masjid hay'ati a'zolari, bu ishga bosh-qosh bo'layotgan, ishtirok qilayotganlarni hammalarini dining uchun, diyonat uchun, el-yurt uchun, xalq uchun qilayotgan xizmatlariga ajr-savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo bu masjidni obod bo'lishida xayr barakada bosh-qosh bo'lishlarini nasib etgin. Oilalari bilan tinch omon sog'salomat qilgin. Alloh xalqimizga Qur'oningni tajvid bilan go'zal tarzda xatimda o'qib berayotgan qardamlarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog'salomat tinch omon qilgin. Zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini ham yana baquvvat qilgin. Uzoq yillar elda, yurtda, xalqda, vatanda Qur'on nurini taratib boradigan mashhur qorilarimizdan bo'lib borishlarini nasib etgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Qorilarimizga o'xshash qorilarimizni soni sifatini doimo ziyoda bo'lib borishini nasib etgin. Alloh bu masjidni obodonchiligiga hissa qo'shgan va qo'shayotgan mu'min va mu'minalarni hammalarini O'zingni baytingni obod qilish uchun qilgan hatto harakatlari, sarfi xarajatlari, himmatlari, g'ayratlarini ajrini savobini ko'paytirib bergan. Ular san uchun bu dunyoda bir uyni obod qilib qurgan bo'lsalar, san ular uchun jannatda har birlariga qasrlarni Alloh qurib bergan. Bularni qilgan harakatlari yu xarajatlarini zarrasi ham qolmasdan barchasiga ajr savoblarni ko'plab olishlarida o'zing madadkor bo'lgan.
bu azizlerimizge okşayış, himmetli, gayretli, mumun, musulman bandaların insanları, sifatları ziyade buluşunu nasip etken, Allah özünden yalvarıp soruyumuz, uşbu korku tarıp oturgen azizlerimizne aile azaları, barışakaları bulan tinç aman sağ salamat kırgın, bemarlarımızge berçelerge şifayı kamul vergin, misafiri barlarının misafirini hazır kılgın, müşkülü barlarının müşkülünü asan eylegin, hacetlerinin hacetini rava eylegin, farzan talepçilerine koşa koşa farzanlarını vergin, ilim taraftakilerine ilm-i ladun, ilm-i rabbani vergin, imtihanlardan yakşı otup, yakşı okuşlarını okup, uluk insanlar bulup, vatanımızga, halkımızga, dinimizga hizmet kıladıkların buluşlarını nasip etgin. Allah özünden yalvarıp sorayımız, barça işlerimizni ongudan keltirgin, asan kılgın, ravan kılgın, kesb-i kördegi, ticaretdegi, barça hunardegi kişilerimizni, mehnetlerini, semeresi, mur, kul buluşunu nasip etgin, dasırhollarını tökün saçın kılgın, turmuşlarını feravan kılgın, özlerini bergen nimetlerine şükür kılıp, ibadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etgin. Allah büyük Ramazan'ın şerafatıdan, halkımız, vatanımız, elimiz, yurtumuz, hammamızın başımızdan rahmetini yağdırgın, mağfiretini yağdırgın. Bu ayda uluğ ibadetlerini kılıp günahlarımız keçirilgen halde çıkışımızı nasip etgin. Yani ki Ramazanlarga sağ salamat tinç aman gelişimizde parvardigara özün tamamını açıp olgun ve onda bundan hem yakşı halatta ibadetlerini ada kılışımızı nasip etgin. Allah özünden yalvarıp soruyumuz. El yurtunu tinç aman kılgın, aziz vatanımızı cennet mekan kılgın, halkımızın özünün razılığını tapadıkan halklardan buluşunu nasip etken, barçalarımızı imanda, İslam'da sabit kadem kılgın, özünün hidayetinden ayırmakın. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve rahmetike ya erhamer rahimin.